Top speed iyi değil ya. Çocuklar neredeydi? Çocuklar scooter hatta var amca. Amca dedi bana ya. Ya bir de scooter düştüğü zaman çok fazla zarar alıyor. Forza'yı biraz daha yapsalar da iyiydi be. Çar. Şimdi köpekler hakkında eğitim. Gel lan buraya. Buraya gel. Terbiyesiz. Bu köpek az önce kaçsa. Abi keseydin onları. Vereyim mi Tahar'a, keseceğim mi? Motoru bir çıkartayım şu aşağı uçmanı. Türk bayrağının haline bak ya. Üff. Ya benzin ise yardım edeyim dedim de. Eyvallah. Yavaş. Abi kalamar var mı? Film biter ve biz eve gider. Kendinize iyi bakın. Selam. Forza 250'lik mi abi? Evet. Biraz yeni mi abi? Eyvallah. 3-4 ay oluyor herhalde ya. Nasıl abi, memnun musunuz? Memnunum ama ya şey, top speed iyi değil ya. Kaç? Yani 125-130'da bitiyor. Bitiyor mu? İbre fazla gösteriyor. 135-140'da basıyorsun ama ibre fazla gösteriyor. İbre bir 6-7 kilometre fazla gösteriyor. GPS'ten baktım da. Düşündü abi. Yok ama çok konforlu bir motor. Konfor var değil mi? Çok. Bu 23. 23 işte Bluetooth falan koymuşlar. Ama ben hep büyük makine kullandım. Bana zayıf geliyor. Yani zayıf geliyor derken şu anda yolda hep 120-125 geldim. 130-135 oldu. Ama bir 5-6 kilometre fazla gösteriyor makine. Ha böyle 110 gideceksen, 120 gideceksen, ufak ufak sollamalar yapacaksan. Şey ben sana bir şey söyleyeyim ya. Türkiye gezersin. Benim bu ikinci skuterim. Bir de şehir içi için PCX 150'm vardı. O da 100-110'du yani, o da yetmiyordu ama onu şehir içi kullandığım için önemsemiyordum. Ama ondan önce NC falan kullandığım için, şimdi bunu satıp mesela bu sene kullanacağım büyük ihtimalle de. NC 750 DCT alacağım ya da NC 750 normal düz alacağım, hangisini bulursam artık. Yalnız dikkat et, kapora falan gönderme, çok kazık şey dolu ortalıkta. Kardeş görüşürüz, ben gidiyorum. Eyvallah abi, hayırlı olsun. İsmim Seçkin bu arada. Belki memnun oldum. Bir gün inşallah denk geliriz. İnşallah abi. Kaynarcı'dan geçiyoruz artık. Ama bugün soğuk. Normalde geri dönmeyi düşünüyordum. Kefke'de gelmiş bulunmaktayız. Migros'a mı gitsek ya? Sucuklar neredeydi? Sucuklar şu dolapta var amca. Ama kalmadı herhalde. $119 mu bu? Bu ne Pınar'mış. İki tane biber. Bir tane domates. Amca dedi bana ya. Kafayı yiyeceğim. Soğan aldım. Bir tane domates, iki tane biber. Bunlarda sıkıntı yok. Ekmeği de şuraya bıraktım. Bir de poşet alacağım. Amca dedi bana ya. Pembe kayalıklara doğru gidiyoruz. Pembe kayalıklar şimdi rüzgarlıdır. Ben oraya girmeyeceğim de. Cennet koy dediğimiz bir yer var. Oraya büyük ihtimalle gireceğim. Hava da çok soğuk, kimse yoktur. Gideceğim yerde ateş bayağı bir bol. Hani odun bol daha doğrusu. Tahra mahra. Onlar var. Bir tane küçük bir hoparlör getirdim. Hayat kısa. O yüzden kıymetini bilmek lazım yani. Şimdi benim motor aslında bu gideceğim yere girmeye pek uygun değil. Ama yani cross makine de lazım değil yani, buraya kadar konforsuz gelip orada 500 metre yerde bir tane köpeğimiz var, inşallah bize bugün saldırmaz. Merhaba abi.
Adam üstüme üstüme geliyor. Sakarya'dan yola çıktım. Takriben biz hatta Sapanca'dan çıktım yola. 80 kilometre gibi bir yol geldim aslında şu anda. İzmit üzerinden de burası aynı yere geliyorsunuz. Bulunduğumuz yerde Kovan Ağzı diye geçiyor. Aman ormancı, canım ormancı. Neyse bu arıtma su şeyleri. Şu anda Pembe Kayalıklar yoluna döndük. Her yer odun. Buradan kimsecikler yok. Ben nasıl geldim buraya? Buz gibi havada. Evet, esiyor ya. Deli esiyor. Soldan esmesi güzel. O tarafa rüzgar gelmiyordur. Yok yok. Burada bir şey yok. Hiç gerek yok durmaya da. Orada gidelim. Bir an önce akşama kadar ateş yakalım. Yoksa öleceğiz. Yani bu havada da eğlenebilir miyiz? Onu test ediyoruz. Nerede 6 derecelerde geziyordum da 11 derecede kurtarmadı. İlginç yani. Neyse yedek eldiven var aşağıda. Ona geçeceğiz. Üşendim, almadım. Evet işte şimdi Ford'a offroad. Lastiğimizi patlatmadan çıkarsak iyi. Motora hiç güvenmiyorum çünkü lastikler 5 bar etmez. Direkt kanala giriyorum. Yani lastiklerimiz iyi de buraya değil. Evet görüyorsunuz hep çamur. Allah'tan zemine bir taş döşemişler. Evet gene çamurlara basa basa ayaklarımız çamur olacak. Dönüşte bir daha olacak. Şimdi ortaya alsak daha iyi gibi geldi bana. Oradan sakın gitmeyin. Daha önce gittim arabayla da motor zaten gitmez. Ancak cross lazım. Ya işte hem konforlu olsun hem dağda gitsin. İstiyorsan yani scooter onun için değil. Allah arka attı yemin ediyorum. Ya bir de scooter düştüğü zaman çok fazla zarar alıyor. Koruma demiri. Neyse geldik. Rüzgar hiç yok. En çok sevindiğim olay şu anda o. Evet sahile doğru gidiyorum şu anda. Gene bozuk yollar. Çamur vardı. Geçen geldim de hala var. Oğlum sen niye kurumadın? Bir de burada araba batmıştı. İyice açmış burayı. Ya şimdi oradan geçersin de balçık kesin altı vurur. Evet. Buralarda çamur. Buralarda ön frene asla dokunmuyorsunuz. Yandan doğru şöyle. Şuraya baktım orası bayağı çamur. Burada çamur. Fazla gaz vermeden. Sardırmadan. Çünkü yardım edecek kimse yok. Burası güzel. Şuradan şimdi aradan. Evet. Forza neler yapıyor? Şurada ıslak yer var. İşte TCS ne işe yarar? Şimdi motor şu yukarı çıkardım mı olay biter. Kaya çıkıyoruz. Şu anda bildiğin arka taraf patici. Tamam. Evet. Kimsecikler yok. Sakin. Canlı. Senin gel. Güvenli bir yere bırakalım. Yan. Canlı bu ya. Yandın mı oğlum? Sonradan gelmiş. Bize yeter. Bunları çekeyim şuraya. Böyle kalın kalın. Evet. Çok komik. Evet şöyle. Zaten şunlar.
şimdi yemeğimizi yedik. Motoru bir geri alayım. Allah. Forza'yı biraz daha yapsalar da iyiydi be. Ağaca tırmanacağız. Ha, gelirken bakın açtım. Bir şey atıştırdım işte ya. Ateşin hakkını vermeyelim fazla. Oy. Hava açıyor mu? İnşallah açar. Sağdan. Soldan da gidilmiş de. Ayaklarımızı alalım içeriye. Geçeceğiz şimdi burayı. Güneş hafif başladı. Normalde akşam 3-4'ten sonra güneş hafiften gösterecek kendini ama. Kuşlar da uçuyor havada. Şuradan çime çıkalım. Risk almadan tertemiz gidelim. Allah sürttük altını işte. Neyse altta iki tane şey var. Sürttüğümüz zaman vursun diye. O toprakta bir şey olmaz ama. Sürt ya abi, Ford'un altı alçak. Bir de ağırlığınıza da bağlı. Ben biraz ağırım. 90 artı kadar. Amortisörlerim sert ayarlı. Yumuşak olsa daha çok vuracak. Şu köpecik var mı acaba ortalıkta? Ah, başladı avlamaya. Terbiyesiz köpek. Hah, gelmiş. Oğlum sen niye böyle yapıyorsun ya? Şuraya bir ayağımı basmadan geçersem ayaklarım bir anda. İşte bu. Bunu demiştim gelirken. Ne oldu oğlum? Gel oğlum, gel gel. Gel canım benim, gel. Şişt, bak şimdi ben gideceğim, arkamdan avlamak yok. Ya arkadaş olmaya da çalışmışım. Şöyle yapalım. Bak hatta inelim. Gel lan buraya. İniyorum. İniyorum. Şimdi köpekler hakkında eğitim. Gel lan buraya. Buraya gel. Terbiyesiz. Bu köpek az önce kaçsaydım bana havlayacaktı. Şimdi bak korkuyor bir de ya. Niye korkuyorsun oğlum? Bak nasıl ediyor kendini. Ay, kıyamam sana. Tamam. Yemek yok ama. Tanıdın beni artık. Ben hep geliyorum buraya ya. Hı? Bu şimdi alanını koruyor normalde. Ama siz bundan kaçarsanız bu kendini daha da temizleyelim üstünde. Daha da bak nasıl sevdiği geliyor. Allah'ım. Gel. Atla. Çok korkmuş ama ya. Her kafasına dokunduğumda. Değil mi? Gel arkadaş olalım seninle. Var mı burada bir dal parçası? Şişt. Bak sopadan korkuyor. Yapma. Şişt. Yapma ya. At. Getir. Getirsene. Hiç öyle bir durum yok. Ay. Ben gideceğim şimdi, avlamayacaksın tamam mı? Tamam mı? Anlaştık mı? Gel. Gel 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 gel. Ama avlamayacaksın ne olur. Arkadaş olduk artık. Hadi sonra gene sevmeye geleceğim ben seni. He? Oğlum artık kokumdan alma ya. Yeter ya. Hep odun kokuyorum. Yaka yaka bir hale girdim. Tekerleğe mi alerjim var? Kesin kesin. Ama yapma işte, benim gitmem lazım. Heh. Hadi gel gel, beraber gidelim. Hadi gel. Bıraktı. 2 metrede bıraktı. Arkadaş da olsam fayda etmiyor. Neyse. İşte böyle bir şey köpekle. Hani her köpek değil tabii de. Köpekler havlayınca ısıracak anlamına gelmiyor. Durun abi, gitmeyin yani. Benim bununla alakalı bir çocukluk anım vardı. O zaman öğrendim bunu. Köpekten kaçarken duvara tosladım bisikletle. İlk bisikletimdi ve direksiyonun gidonunu alttan kırdım. Ondan sonra çok zor bir şekilde yaptırdık onu. Ve zor zamanlardı.
Neyse gezelim biraz. Şimdi benim burada şey var. Yeşilkoy diye bir yer var. Hemen pembe kılıra gelmeden sol. Bir tane sol var zaten pembe kılıra girince. Bu sol gençler bilginiz olsun hiç rüzgar almaz. Demin gittiğim yer çok güzel de. Ya tabiat parkı. Orada çok fazla bir hareket edemiyorsunuz. Ben her gittiğimde çöpleri topluyorum orada. Bugün de hatta videoda çıkmadı ama. Görevimizi yaptık. Bu araba hala burada. Gündüz de buradaydı. Güneş çıkıyor ya. Biraz da şurada oturalım. Şuralardan altını vurmadan geçersek yol güzel zaten. Evet. Ya cross makine olsa burada eğlence olur da. Cross makine de bu yol çekilmez. Şimdi hendeğe düşürsen çok kötü. İki taraf hendek. Şöyle gidelim ortadan. Şuraya düşelim ya. Sıkıntı yok o kadar da. Toprak zaten. Yolda bir şey yok yani. Solda bir ateş yanıyor. Abi keseydin onları. Vereyim mi Tahar'a? Keseceğim mi? Eyvallah. Herkes bugün amca dediler, abi dediler. Abi biz bayağı yaşlandık ya. Yok ya ben bu Forza'yı... Yok seviyorum Forza'yı ya. Bir şey de yapmayacağım Forza'ya. NC olabilir. Eski motorum NC'ydi zaten. Ama onunla da surat yapıyorum işte. Problem orada. Bunda surat yapmıyorum. Bana hitap ediyor. Şöyle benim devamlı gittiğim bir yer var. Oraya gideceğim şimdi. Amcam odunları bulmuş bir yerlerde. Biz de buluruz şurada iki çerçöp. Bulmasak da olur. Evet şuradan şöyle. Benim mekan. Bakmayın buralar hep dolu da. Evet hemen ateşlerimiz de hazır. Oo, Leyla'yı havada gördüm. Ne olur acaba? Şu karşı taraf şurası yani. Şurası şöyle göstereyim hatta. Orası mükemmel bir yer. Yani hiç rüzgar almaz. Ama bu sene oraya deniz kum taşımış. Arabayla sakın girmeyin batarsınız. Dört çekerle de batarsınız yani. Burada oturabiliriz ya. Güzelmiş burası. Esmiyormuş. Allah. Forza ile bugün tam bir test yaptık yani. Böyle patika yollara girecekler varsa gitsinler. Onlar sıkıntı değil. Biz bayağı zorladık. Şöyle yani lastikler çamur atmış ama belli zaten ne kadar çamur oldu. Oo güzel yer burası. Sanki hiç gelmemişim gibi. Yolda yapasım var da işte. Bakalım. Yolu yapacağız birazdan. Şu amcayı bir kapatalım. Evet şimdi buraya geldik. Geldim daha doğrusu. Geldik derken arkadaşla söylüyoruz. Ay. İsmini koymadım daha. Bunun ismini koymak lazım. Bir ara koymuştum. Şimdi bir yeni bir isim bulmamız lazım. Nardo'ya Nardo denmez ki. Şimdi motoru bir çalıştıralım. Bugün de böyle olsun diyelim artık. Şu motoru bir çıkartayım şu aşağı uçmadı. Evet buradaki yol sıkıntılı değil yani deminkisi gibi değil yani. Gidelim ağır ağır. Oy. Kayalar var işte ben bunlardan kızıyorum. Niye? Üzerinden geçince motorun altına vuruyoruz çünkü. Evet buradan normalde ufak yani bot tekne ufakları tabi indirebilirsiniz. Bunu indirme yeri var bu arada. Dikkat edin kaçırmayın aşağıya sakın. Doğal bir indirme yeri yani böyle beton atmamışlar. Kayalara burayı bayağı bir taşlamışlar yani. Kaç defa taşlamışlar belli değil. Ki normalde çünkü burası biraz rampa. Batan çok olmuştur burada. Oh, şöyle kaçalım şuradan. Oh yola çıktık en sonunda. Buradan gidelim. Şimdi nereye gidiyoruz?
Kerpe'ye doğru gidiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Cebeci geride kaldı. Hani yer söylemek açısından. Pembe kayalar ortada. Kovan ağzından geçeceğiz şimdi. Kefken'e geleceğiz. Kefken'den Kumcağız'a ayrılacağız. Neyse tek tek sayarız birazdan. Ama amortisör biraz sert olunca böyle vuruyor. Olsun, ben seviyorum, viraj yapamıyor bir türlü. Artılar, eksiler hayattaki. O ne be? Adam zımbadı resmen. Şurada bir yürüyüş parkuru da var hatta bu arada. Oraya doğru da bir geçelim. Kahve, bak bu köy kahveleri, kasaba kahveleri çok güzeldir. Bu tümsekleri kendileri mi yaptırıyorlar acaba ya? Ama bir tane daha. Güzel hareket. Döşerken bence geldiler yanlarına. Dediler ki buraya tümsek yapın. Arabalar çok hızlı geçiyor. Ya zaten sonunda viraj var. Yavaşlayacak adam. Yapacak bir şey yok. Burası belki olabilir. Ama altını vurduk bu arada. Tık yaptı. Yani işte Forza'nın bu olayını sevmedim ben ya. Yeni yapılmış. Vay. Bak ya para var adamda. Yaptırıyor arkadaş. Türk bayrağının yanına bir de Atatürk koysaydınız güzel olurdu. Ya burası ne hallere geldi be. Çocukluğum burada geçti benim. Ben sevmiyorum. Salaş seviyorum. Salaş. Hayatı da salaş seviyorum. Bu hayatta yani lüks peşinde koşmayacaksın. Koşarsan mutlu olamazsın. Bir gün bir kalp krizi tık gitti. Kimse yok. İşte böyle bir mekan. Buradan biz geçemeyiz. Bir tane motor oturur. Şimdi ben bakayım. Evet, orada hayatta geçmez motor. Kesin oturur yani. Cross'un makine olsa da geçer de. Bu manzara ne dikkatini çekiyor? Tabii ki Forza değil. Dur şunu da kontağını da kapatayım. Unutmuşum bu arada. Hocam, şimdi bak. Çöp şurada. Tamam mı? Bu ağaca bunu niye asarsın? Bu ağaca bunu neden asarsın hocam? Yani seçkine spor yaptırmak için. Bir de var ya. Allah'ım öyle bir asmış ki yani bunun düşme şansı yok. Bu arada bunu yere de bıraksan. Ya. Neyse sporumuzu yapalım. Ay. Of. Bir de belediye böyle şey yapıyor. Hani çevreye yakışsın diye böyle garip garip şeyler koyuyor. Mantıklı da insanlara gitmek daha mantıklı. Şimdi Forza bugün yoruldu birazcık. Evet, şimdi nereye geldik? Gençler, şimdi Kumcağız'dayız. Kumcağız sahili. Ben burada bu sağda şu anda göremiyoruz. Kamera şeyle kafa kamerası göstereyim. Yani şurada kamp atıyordum ve burada hiçbir şey yoktu ya. Hiçbir şey yoktu. Ne ev vardı ne bir şey vardı. Bu anlattığım 95-94 yılları falan yani. Hani yaşım da ortaya çıktı ya lan, iyi mi? Dedim zaten ya. He, bu arada bu sahilde bunlar da yoktu. Bu sahilin karşısında çok güzel bir kayalık var. Allah'tan duruyor aynı. Ne zamandır gitmiyorum. Bir gidelim ya. Merak ettim orayı. Bu kendime geliyor artık. Şu anda araba bile girer buraya. Dönecek yer var mı acaba tabi? Sahil hala çok güzel ya. Ya Türkiye çok güzel. Bırak. Karadeniz'den bahsediyoruz. Karadeniz güzel zaten. Çok temiz denizi var. Mevsimi kısa sadece. Evet. Orada iki kaya arasına dalıyordum. Ne zamandan beri gitmedim, burada yol bitiyormuştu. Buraya kadar yapmıştır. Burası da büyük ihtimalle şeye bağlı. Yukarıda il orman işte kamp bilmem nesi falan var. Buraya gelmişler, böyle çöpleri gene bırakmışlar arkadaş. Dur azıcık duralım şurada ya. Türk bayrağının haline bak ya. Abi ya bunu asma. Asıyorsan da bakımını yap yani. Ya da götür giderken. Şunu kaldıralım. Böyle Türk bayrağı mı olur ya? Allah'ını seversen. Şuna bakar mısın? Rengi atmış, kirlenmiş. Yıllar önce asmışlar ve bırakmışlar. Gelen de hiç önemsememiş.
Şuraya bak, sökülmüş. Ya bayrak bizim bir simgemiz ya. Bu ya çok güzel duracak ya hiç durmayacak. Bir saniye şunu şuradan alalım. Yani yazık. Yani bu en güzel şekilde olması lazım. Önemli olan kumaş değil kendisi. Ne anlattı? Şuna bakar mısın? Canım benim. Arka taraf pembe olmuş, yırtılmış bir yerleri. Şöyle katlayalım. Şu kenarını kopmuş zaten. Ya bunun şanına uygun şekilde bunu asın. Bunu öğrenin artık ya. Bu ne abi? Neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Şurada dursun. Canım benim. Evet, çöpleri topladık ve yakıyoruz gene. Forza toplamadı tabi. O orada duruyor anca. Bakıyor bana öyle bir. Evet, buradan nereye geçeceğiz? Kerpe'ye geçeceğiz arkadaşlar. Bütün sahili gezmiş olacağım otomatikman. Hava çok güzel şu anda. Normalde gündüz bayağı bir soğuktu ama şu anda çok iyi. Evet, yukarıda böyle kimsecikler yok. En güzel zamanı. Tabii soğuğu seven motorcular için diyelim. Soğuğu kim sever ki derken. Yani sevmek lazım. Çünkü o zaman sakin oluyor buralar. Kerpe geçiyor ya. Hocam benzin mi bitti? Ay, çağırdın birini? Çağırdım, sağ olsun, gelecek inşallah. Lastikçi şeyde var ya direkt. Aynen. Ha. Şey var, var da. Ha, benzinse yardım edeyim dedim de. Eyvallah, görüşürüz. Eyvallah. Sakin. Yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Eyvallah abi. Abi kalamar var mı? Dedim artık. Abi iyi akşamlar. Vallahi çok güzeldi her şey. Vallahi bugün güzel gezdim ben. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur. Birazdan dönüş yolundan kısa kısa videolar atarım. Film biter ve biz eve gider. Kendinize iyi bakın.